SGK uzmanı Emin Yılmaz geçmiş olsun diyerek açıkladı. Tüm emeklinin maaşı düşürülecek. SGK uzmanı Emin Yılmaz 2008 yılını işaret ederek emeklilere kötü haberi açıkladı. Pek çok emekli Temmuz ayını merakla beklerken %24,73 maaş zamını almıştı. En düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'nin altında kalacakken son müdahale ile 12.500 TL'ye yükseltildi. Son zamanlarda orta vade programında yeni emeklilik sistemi için adım atılması beklendiği de iddia edilmişti. SGK uzmanı Ali Tezel ise, 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranının düşürülmesi işaret ederek yenileneceğini duyururken bir açıklama daha da SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi. Aylık bağlama oranı, emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bir oran olarak bilinir. Bu oran, emeklilikte alınacak aylığın belirlenmesinde aylık kazancın ne kadarının bir kazanç olarak kabul edileceğini belirler. 1999'dan önceki sistemde 25 yıl sigortalılık süresi için %76, 3600 gün için ise %70 olarak uygulanıyordu. 2008 yılında bu oran %28'e kadar indirildi. Aylık bağlama oranının düşürülmesi ile birlikte daha düşük maaşlar belirlenmişti. Bu soruna çözüm için ise intibak yasası işaret edilmişti. Hangi dönemde emekli olursa olsun prim kazancı, prim ödeme gün sayısı eşit olanların aylıklarının eşitlenmesi, farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına geliyor. İntibak ile farklılıkların ortadan kalkması planlanıyor. Son zamanlarda orta vade programında yeni emeklilik sistemi için adım atılması bekleniyor. Bu noktada emeklilik yaşının artırılması hedeflenirken aylık bağlama oranına ilişkin yeni kararın da alınacağı da işaret ediliyor. SGK uzmanı Ali Tezel ise 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranının düşürülmesi işaret ederek yenileneceğini duyurmuştu Tezel. Emekli aylık bağlama oranı da 2008 yılında %70'ten %28'e düşürüldü. Sanırım onu da %15'e düşürecekler artık sosyal devlet değil, sadaka devleti olacağız, demişti. SGK uzmanı Emin Yılmaz da Tezel'in açıklamalarını doğrulayarak açıkladı. Yılmaz, 2008 yılı sonrasında aylık bağlam oranları biraz aşağıya çekildi. Gelişme oranının %30 kıstası ele alınıyor. Bu sebepten dolayı çalıştıkça emekli maaşı düşüyor efsanesinin doğruluğu bu yönde. Ali Hoca'nın %15'e düşürülme ile ilgili söyleme bir ihtimal olabilir, ifadelerini kullandı.